Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle enfes çikolata sosuyla çok lezzetli olduğunu düşündüğüm ıslak kek tarifi paylaşacağım. Dilerseniz çayın kahvenin yanına çok yakışacak bu nefis kekin yapılışına hemen başlayalım. Öncelikle 3 tane yumurta ve 1,5 su bardağı şekeri uygun bir karıştırma kabına alarak beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar çırpalım. Unutmayın, ne kadar çok çırparsanız kekiniz o kadar güzel kabaracaktır. Daha sonra 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı süt ilave edip çok kısa bir süre daha çırpalım. Şimdi bu karışıma 2 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya ve 2 paket kabartma tozunu ekleyerek tekrardan çırpalım. Şöyle hamurun kıvamını da sizlere yakından göstereyim. Kullandığınız malzemelere göre kıvam çok az farklılık gösterebilir. Eğer çok akışkan bir hamur elde ederseniz 1-2 kaşık kadar un ilavesi yapabilirsiniz. Diğer taraftan kullanacağımız borcamı biraz sıvı yağ ile güzelce yağlayalım. Şu anda kullandığım borcam ölçülerini ekrana yazıyor olacağım. Aşağı yukarı bu ölçülerde herhangi bir fırın kabını da kullanabilirsiniz. Hazırladığımız hamuru borcama boşaltarak her tarafına eşit olacak şekilde yayılmasına dikkat edelim. Kekimizi bu şekilde önceden 180 dereceye ısıttığımız fırında alt üst fansız ayarda yaklaşık 30 dakika boyunca pişmeye bırakalım. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir, kontrollü olmanızda fayda var. Sürenin sonunda içi güzelce pişen ve kabaran keki fırından alarak ilk sıcaklığının çıkması için bekletelim. Diğer taraftan küçük bir sos tenceresinin içerisine 1,5 su bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı toz şeker ve son olarak 2 yemek kaşığı kakaoyu alarak pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştıralım. Sos kaynamaya başladığında 50 gram çikolatayı ilave ederek erinceye kadar tekrardan karıştıralım. Ben bu tarifte sütlü çikolata kullanmayı tercih ediyorum. Dilerseniz bitter çikolata ile de bu sosu hazırlayabilirsiniz. Kekimiz oda sıcaklığına geldiğinde üzerine kürdanla delikler açalım. Ardından hazırladığımız sıcak sosun tamamını kekin üzerine gezdirelim. Kekin sosunu tamamen çekmesi ve dinlenebilmesi için bu şekilde en az 3 saat bekletelim. Güzelce dinlendirdiğimiz kekimiz artık dilimlenmeye hazır. Ben şu anda 15 dilim olacak şekilde kesiyorum. Kişi sayınıza göre dilim miktarını değiştirebilirsiniz. Servis esnasında kekin üzerine dilerseniz antep fıstığı, dilerseniz hindistan cevizi serpebilirsiniz. Bu aşama tamamen sizin tercihinize kalmış. Şöyle bir dilim alarak sizlere kekimi yakından da göstermek istiyorum. Çok iştah kabartıcı ve lezzetli görünüyor. Umarım sizler de bu nefis tarifi dener ve beğenirsiniz. Evdeki malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz, pastanedekileri aratmayacak nefis bir kek tarifi. Misafirlerinize de gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Çayın kahvenin yanına çok yakışacağını düşünüyorum ve mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden bu nefis kek tarifini deneyecek herkese afiyet olsun. Açıklamalara tarifle ilgili tüm detayları ekliyor olacağım. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.